Dostlar, videomuza hoş geldiniz. Bu videoda tamamen maliyetlerden bahsedeceğiz. Biz bu bağı 2 yıl öncesinden yaptırıyorduk ama belli şartlardan dolayı, müteahhit paramızı alıp kaçtığından dolayı yaptıramadık. Ve şu an kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Birçok işini kendimiz yapıyoruz. Yapamadıklarımızda dışarıdan destek alıyoruz. Bunlardan birkaçı şu şekilde. İlk başta belediyeden elektrik ve su kullanabilir yazısı almıştık. Bunu 2021 yılında almıştık. Toplam 2000 lira bunun için bir ödeme yaptık. Tabii bu belediyeye göre de değişiyor, şehre göre de değişir. Bu evi daha öncesinden iki katlı olarak planlamıştık. Müteahhitle çalışmamızda alt tarafı tamamen taş örmüştü. Bunu biz tekrar kepçeyle yıktırdırdık müteahhit kaçtıktan sonra ve orayı dolgu yaptırdık. Evin üst kısmını yıkma ve iç harfiyat dolgusu için ve düzenlenmesi için 5 saatlik bir kepçe çalışma ücreti ödedik. 3400 TL. Abi o sıra kalsın. O sıra kalıyor. Aşağıya fazla daldırma abi. Ora sağlam kalırsa en al. Şu bir alt sağlam kalırsa iyi olur abi. Şura. Aynen abi. Yeniden bismillah dedik. Komple ağaçlarımızı söktürttürdük. Eve verdiğimiz para da gitti zaten. Çarpıldık. Sıfırdan yeni bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şura komple çalılardı. Bunları temizlettik. Şu çubukları, eski üzümleri komple söktürtüyorum. Buraya sıfırdan yeni bir şeyler yapmaya çalışacağız inşallah. İlk adımın videosu herhalde bu olacak. Daha önceden başlamıştık demişti ama başlayamamışız. Neyse, kaldığımız yerden maliyetli videosuna devam edelim. Kepçe çalıştıktan sonra yine haliyle düz olmadı. Ve iki yevmiye vererek, toplam 1000 lira vererek o su basmanın üst toprak düzenlemesini yaptırdık. Yan su basmanı kalıpları için sadece kalıbın getirme nakliyesi olarak 250 TL ödedik. Yakın bir alandan geliyordu. Tekrar göndermesi için de bir 250 TL daha ödeyeceğiz. Birket alımı yaptık. Birketleri 20'lik taşıyıcı pirketlerden aldık. Ortalarını 10'luk aldık. Ama eğer yığma ev yapacaksanız kesinlikle ortaya 10'luk pirket kullanmayın. Ben sonrasında çok pişman oldum. Oralara profil destekleme yapacağım. Pirketlerin tanesi 8,5 TL. Toplam 19.350 TL pirkete ödeme yaptım. Sonrasında beton atmadan önce demir döşedik. Hasır tel. 10 adet aldım bu hasır telden. Tanesi 595 lira. 5950 lira da hasır tele ödeme yaptık. Kalıbı çakmak için 1 kilo çivi aldım, 25 TL. Beton, bizim alanımız 11 metreye 9,5 metre gibi. 14 mikap beton aldım ve pompa ile birlikte betona 19.500 lira ödeme yaptım. Betonu bu arada C30 döktürdüm. C25'in bedeli 1200 liraydı bir mikabı. Ben C30'a 1250 TL ödeme yaptım. Bağımızın etrafını çevirmek için 3200 TL tel parası ödedim. Bunu daha videolarda görmediniz. Çünkü teli daha getirmedim. Bağ etraf düzenlemesi bittikten sonra yapacağım. Çimento alımı yaptım. Tabii çimentonun da yine her gün fiyatı değişmekte. Çimento için İlk başta 95 liradan alıyordum. Sonradan 100 liradan saymaya başladılar. Şu anda da 110 lira olduğunu söylüyorlar. Toplam 1830 TL çimento için ödeme yaptım. Su pis tesisatı için 945 liralık boru aldım. Bunları tamamen kendimiz döşedik. Kalıbı çakmak için destek aldım. Kalıbı çakma, sökme ve beton atması için 3750 TL işçilik parası ödedim. O zamana kadar suyumuz gelmemişti. Su tankeri kiraladım. 300 lirada su tankerine ödeme yaptım. Sonrasında Büyükşehir Belediyesi'nden numarataj amirliğinden kapı numarası aldım. Bu kapı numarası için de 50 TL'lik bir ödeme aldılar. Ev için DASK yaptırdık.
su aboneliğine başvurabilmek için 80 TL DASK ödedim. Elektrik projesi için mühendis ile anlaşılıyor, özel mühendis ile. Kesinlikle elektrik şirketi sizi hiçbir şekilde gale almıyor. Mühendisin oraya yüklemiş olduğu dosya ile elektriğinizi alabiliyorsunuz. 2750 TL ile anlaştım proje çizim ücreti olarak. Sonrasında KASKİ başvurusunu yaptım. 630 TL abonelik ücreti, 500 TL su saati ücreti ve 1840 TL'de KASKİ su bağlantı ücreti ödedik. Oradaki kullandıkları boru ve vana parası için. Su malzemesi aldım. Su saatinden sonrası vanadır, plastik aparatlar, birleşim yerleri vesaire. 385 TL su malzemesi için para ödemesi yaptım. Bir kamyon kum yıktırttırdık, 5000 TL. Şu anki güncel fiyatı bir hafta sonrasında 6000 TL fiyat verdiler. 6275 TL pirket örme işçiliğini anlaştık. Ve çatı için kereste aldım, 6400 TL. Şu ana kadarki harcamalarımız bunlar. Tabii kereste yeterli olmayacağı için ona sonradan ilave yapacağız. Bugüne kadarki harcamalarımız bu şekilde. Toplam 85.410 TL gibi bir harcama yaptım. Tabii buna çatı ilavesi olacak. Profillerle destekler vereceğiz. Makas falan atacağız oraya. Çatı biraz şu an muallakta. Neye yapacağımızı da tam karar vermedik. Yani toplam maliyetimiz 150-165 bin lira gibi bu evi komple bitirmeyi düşünüyoruz. Sıvayı da işçilik olarak vermeyeceğim. Kendim günlük bir duvar yapsam yeter diye düşünüyorum. Sonuçta yazın oraya göçtüğümüzde vaktimiz çok olacak. Diğer videolarda da görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.